Tayfun abi. Tayfun abi ne olur kendinize gelin. Tayfun abi bunu bize yapmayın lütfen. Amirim. Amirim. İyi misiniz? Dayanın komiserim. Size ihtiyacımız var. Dayanın. Ambulans. Ambulans lazım. 10.40 merkez ambulans yollayın. Kurşunun isabet ettiği yer ölümcül değil. Anlaşıldı. Ama damarı parçalanmış olabilir. Çok kan kaybediyor. Tayfun Bey ne olur açın gözünüzü. Çok üzgünüm çocuklar. Bu manyağı yakalayamadım. Tayfun abi böyle söyleme. Sen çok şey başardın Tayfun abi. Tayfun abi sen olmasan biz belki hayatta bile kalamazdık. Ne olur bırakma kendini. Hadi abi hadi. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Buraya kadar. Amirim. Tayfun abi. Canım, iyi misin sen? İyi değilim Deniz'im. Dün olanlar bir türlü aklımdan çıkmıyor. Tamam, bak ikimiz de hayattayız. İkimize de hiçbir şey olmadı. Hem Tayfun abinin ameliyatı da çok iyi geçmiş. Sana, ya sana bir şey olsaydı? Ya o mermilerden biri sana isabet etseydi ha? O zaman ben ne yapardım? Deniz, ben sensiz yaşayamam. Tamam canım, böyle şeyler söyleme. Bak yanındayım ben işte, tamam. Annemle sen böyle ortada hedef gibi kalınca aklımı yitireceğimi sandım. Ve elimden hiçbir şey gelmedi. Bıktım bu çaresizlikten Deniz. Bıktım. Ben de bıktım Mert. Bazen ölsem de kurtulsam diyorum. Ben olmasam bunların hiçbiri olmaz zaten. Böyle şeyler söyleme sakın. Bir psikopat için kendine böyle haksızlık yapma. Ne yapacağız peki Mert? Yiğit hala dışarıda. Bizi öldürme planları kuruyor belki de. Ve ben gerçekten korkuyorum artık. Korkacak bir şey yok. Merak etme. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bu nasıl olacak? Artık Tayfun abi de yok. Tayfun abi yoksa dışarıda polisler var. Korumalar sürekli etrafımızda, güvendeyiz. Bilmiyorum Mert. Sana inanmayı o kadar çok istiyorum ki. İnan bana tatlıcığım. İnan. Neyse. Hadi çıkalım artık. Annene geç kalacağız. Çıkalım. İyi ki buraya geldik kuzen ya. Evde otur sıkıldım valla. Hiç değilse burada insan görüyorsun. Ya öyle. Bak ne diyeceğim. Seneye okul dondur yurt dışına falan mı gitsek? Evet evet. Kesin bir değişiklik lazım bize. Yoksa ben burada şahsen kafayı yiyeceğim. Şu bir yılda başımıza gelenlere baksana. Ama artık yeter. Hayatın tadını çıkaracağız. Melih'le konuşmam lazım benim. Ne? Allah kahretsin! Bu kadar yapmamıştım ki! Artık okula gidemem. Evde sen sabah akşam korunuyordur zaten. Nasıl karşılaşacağız seninle Deniz? Nasıl? Oğlum. Mehmet'im. Sakın vazgeçme.
anne? Haklısın anne. Vazgeçmek yok. Deniz'i mutlaka öldüreceğim. Sen endişelenme. Ben şimdi gecekonduya gider. Etrafı inceledikten sonra yepyeni bir plan yaparım. Ancak ölüm çıkar senin. Baba yapma ne olur. Ne olursun izin ver Melih'in yanına gideyim. İstersen Suna da benimle gelsin lütfen. Bir daha Melih laf edersen dilini kopartırım senin. Yapma baba yapma ne olur. Bahri hocam, nedir durum? Ne zaman ayağa kalkıyorum? Kesin bir şey söyleyemem. Hayati tehlikeyi atlattık çok şükür. Ama yaranın iyileşmesi zamana bağlı. Hocam biliyor musunuz bir ara yaşama şansım kalmadı diye düşündüm. Her şey buraya kadarmış Tayfun Başkomiser dedim kendi kendime. Kurşun üç parmak yukarı saplansaymış o dediğiniz olacakmış Allah korusun. Hocam size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ama galiba en güzel teşekkür bir an önce bu yataktan kalkıp o manyağı yakalamak olacak. Siz şimdi bunları düşünmeyin de iyileşmeye bakın. Evet Tayfun Bey. Yani mühim olan şu an sağlığınız. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Polis arkadaşlar 24 saat nöbette olacaklar. Yani ben yokum diye gözünüz arkada kalmasın. Merak etmeyin. Biz gayretinizi çabanızı biliyoruz. Bari çıkalım mı artık? Çıkalım. Müsaadenizle biz bir Berna'ya geçmiş olsuna gideceğiz. Bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa Selçuk Hoca burada. Peki hocam, sağ olun. Tayfun Bey kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun Meryem Hanım. Siz de kendinize iyi bakın. Saçmalama Ozan ya. Ne konuşacaksın ki Melih'le? Cezasını çekiyor işte. Pelin, ceza ile falan olacak işler değil bunlar. Hem benim aklım bu intihar meselesine takıldı. Gidip bir görmek istiyorum. Çiçek falan da götür bari. Pelin, istediğini söyleyebilirsin. Bir yere gitmek için senden izin alacak değilim. Aman iyi. Sana iyilik yapan da kabahat. Beni hayatta götüremezsin söyleyeyim. Sana gel diyen yok zaten. Hadi görüşürüz. Dün az kalsın Yiğit'i yakalıyorlarmış. Ama herif manyak. Yine paçayı sıyırmış işte. Nasıl kurtulmuş peki? Ya ben de tam olarak bilmiyorum İkbal teyze. Ama ne yapıp edip peşindeki polisleri atlatmayı başarmış. Hale bak ya. Adam burnumuzun dibine kadar giriyor ama yakalanamıyor. Ne olmuş ki abi? Yok bir şey canım. Amcalar kavga etmiş, sonra da barışmışlar. Siz de babamla kavga ettiniz ama barışmadınız. Abicim sen düşünme bunları ya. Boyamana devam et hadi. Dert bir tane değil ki. Bozmayın moralinizi İkbal teyze. Çocuk işte. Ha, bu arada Berna'yı çok ihmal ettik. O da zor zamanlar geçirdi. Kim bilir o psikopatın yanında neler yaşadı. Evet anne haklısın. Uğramak lazım. Ben bir onun yanına gideyim. Biz de gelelim seninle. Ne dersin Meveş? Olur tabii gidelim. İyi tamam hazırlanın. Ben de yukarıdan çantamı alıp geliyorum. Abla nasılsınız?
Açmadınız telefonları, aklım hep sizde ha. Sorma Volkan'cığım. Çok büyük olaylar yaşadık ama çok şükür Berna Hanım kurtuldu. Heh, bak işte bu güzel haber. Tayfun abi kimsenin burnu kanamadan halletti bu işi yani ha. Volkan, Tayfun Bey Berna Hanım'ı kurtarmaya çalışırken yaralandı. Şimdi hastanede. Ne? Yaralandı mı? Evet ama merak etmeyin, durumu iyi. Hangi hastanede abla? Anladım. Tamam, ben bugün gider görürüm onu. Tamam canım, görüşürüz. Bu arada Kadriye abla nasıl? İyi iyi, uyuyor şimdi. Sen onu merak etme. Yine konuşuruz abla, tamam? Hadi görüşürüz. Daha ne kadar devam edecek böyle bu? Bilmiyorum Deniz. Böyle güvende olmamız çok güzel ama bu şekilde yaşamak benim de hiç hoşuma gitmiyor. Hani her yere polise gitmek zorunda mıyız ya? Ben daha fazla bu duruma tahammül edemeyeceğim. Maalesef sabretmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Mert! Ne oldu? Bir ses duymadın mı? Yok. Nereden? Oradan geldi, şu taraftan Mert. Dur, sen bekle. Korkma, tamam mı? Ben bakarım. Sen miydin ya? Deniz, şuna baksana. Ne kadar tatlı değil mi? Çok korkmuş ama. Kim bilir neden korktu da öyle oraya saklandı. Mert. Eve götürelim mi? Şey, bilmem ki. Ya biz daha kendimize zar zor bakarken bir de kediyle ilgilenemeyiz şimdi. Doğru diyorsun aslında. Ama baksana nasıl da masum, nasıl da korunaksız duruyor. Herhalde sahibi sıkılıp dışarı attı. Canım benim, iyi kalpli sevgilim. Ben seni asla bırakmam. Hadi senden vazgeçemem zaten, ne olursa olsun. Hadi hadi, oyalanma da atıştır bir şeyler. Anne, ne olur bana yardım et. Benim bir an önce evden çıkmam lazım. Hiç bana yanaşma Banu. Otur yemeğini ye. Çay da demlendi. İstiyorsan al iç. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anne, bak şimdi bunlar son sınavlar. Finallere girmezsem sınıfta kalacağım. Banu, sen benden sınıfta kaldın zaten. Okuldakinden kalsan ne olur ki? Anne ne oluyor? Niye bu odasında değil? Babandan izin aldım bir şeyler yesin diye. Zıkkım yesin. Ya sen bir gitsene şuradan. Banu gelme üstüme, vallahi döverim seni. Bırak yavrum, bırak. Sen hiç uyuma ona. Ben ucuz peynir bulacağım diye ne kadar yürüdüm biliyor musun sen? Hepsi bunun yüzünden. Hepsi o şeytan yüzünden. Ya anne, şimdi bak... Anne seni kandırmasına izin verme. Bak yine duygu sömürüsü yapacak sana. Yok, geçti o yavrum. Bir daha hayatta kanmam ben buna. İyi edersin. Ya var ya, bir ölsem de kurtulsanız ha. Berna. İyisin değil mi hayatım? Biraz dinlenebildin mi? Nerede canım benim? Keşke dinlenebilsem. Tam biraz uyuyayım diyorum. O manyağın yüzü geliyor gözümün önüne. Yerimden sıçrıyorum. Canım benim. Artık korkmana gerek yok. Bak, ben yanındayım. Celal... Biliyor musun, resmen boğmaya kalktı beni. O kadar çok korktum ki. Gerçekten öleceğim zannettim. Yemin ediyorum. O herifi bir elime geçirirsen. Bu sefer işi polise falan da bırakmayacağım.
Kendi ellerimle geberteceğim onu. Ceren'cim, ne olur o psikopattan bahsetmeyelim artık lütfen. Tamam canım, tamam. Sen nasıl istersen. Berna, artık hiçbir yere gitmek yok, tamam mı? Sen benim ilk göz ağrımsın. Ben bakarım canım. Celal'cim merhaba, müsait miydiniz? Ne demek İkbal'cim, tabii. Buyurun geçin, hoş geldiniz. Ne diyorsun abi sen? Oğlum ben diyorum size. O yiğit psikopatın önde gideni. Neler olmuş ya. Hayır Meryem abla da bir şey demiyor ki. İyi etmiş, iyi etmiş. Bir de orada senin gibi delikanlı bir azmanı zapt etmekle uğraşamazdım ben. Ben yanında olsaydım şimdi sen burada olmayacaktın ama. Eyvallah. Neyse abi. Gelmiş geçmiş olsun inşallah. Bitmedi Volkan. Yiğit hala dışarıda, bitmedi. Allah manyağı. Nereden başımıza tebelleş oldu bilmiyorum ki. Neyse abi. Ben kaçayım artık. Sen de dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa arıyorsun, hemen geliyorum, tamam? Sağ ol koçum. Yani bu çocuklar hala inat ediyorlar ya bu gece konduda kalacağız diye. Ya çıldırmamak işten değil. Ya ne dediysek dinletemiyoruz. Israr etmenin bir faydası yok işte gördük. Bozma sinirlerini, ne yapalım Bahri? Ha, ne yapalım mı var mı? Bu yiğit yaşadığı müddetçe bu çocukların hayatı tehlikede işte. Sorma Bahri. Ama en azından yanlarında kalmama izin verdiler. Buna da şükür. Hem kapıda polisler de bekleyecek. Hani bazen var ya her şeye isyan edesim geliyor. Deniz'e doğru düzgün babalık da yapamıyorum. Benim sözümü de dinlemiyor. Ben sözümü dinletebiliyor muyum sanki? Deniz bize çok kızgın. Ne yapsak öfkesi dinmiyor işte. Hem de ne öfke? Yani bir türlü babası olarak kabul etmiyor ki beni. Zaman. Biraz daha zaman var. Yani keşke diyorum. Keşke şöyle sımsıkı sarılabilsem ona. Kızım diyebilsem. Bağrıma bassam. Bütün kötülüklerden onu koruyabilsem. İnşallah sonu hayırlı olur bu uğursuz günlerin. Olacak Meryem. Hayırlısıyla her şey istediğimiz gibi olacak. Ve ben yaşadığım müddetçe kimse kızımın kılına bile zarar veremeyecek. Olanlara çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Çok sağ ol İkbal'cim. Gelmen büyük incelik. Olaylar bu duruma nasıl geldi biz de anlamadık zaten. Şimdi nasılsın Berna'cığım? Daha iyisin değil mi? Halimi görüyorsun işte İkbal'cığım. İyi olmaya çalışıyorum. Yani büyük bir felaket atlattınız. Verilmiş sadakanız varmış. Ya neler yaşadınız Berna teyze? Yiğit sizi nereye götürdü? Anlatsanıza. Mehveş. Berna teyzeyi yormayalım istersen. Evet Mehveş. O anları tekrar yaşamak istemez. Ne var canım? Meraktan sordum. İnan bana dinlemek bile istemezsin. Kabus gibiydi resmen. Ben bakarım. Merhaba baba. Celal amca merhaba. Biz Berna teyzeyi merak ettik de. Hoş geldiniz çocuklar. Berna içeride, geçin. Hoş geldiniz canlarım benim. Sunam. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok hoşuma gitti seni böyle görmek. Nasıl görmek? Ne bileyim, sanki bana sofra hazırlıyormuşsun gibi. Hazırlarım tabii. Aç mısın? Yok canım. Haberler pek iyi değil. Yiğit Tayfun abiyi vurmuş. Ne? Ne zaman? Nasıl olmuş? Ya işte Berna ablayı Yiğit'in elinden kurtarmak için operasyon düzenlemişler. O sırada vurulmuş yani, öyle mi? Aynen öyle. Neyse ki Berna abla kurtulmuş. Tayfun abi de iyi. Ne diyorsun oğlum sen?
Ne olmuş Berna Hanım'a? Berna ablayı kaçırdılar ya ana, senin haberin yok muydu? Yok. Bana kimse bir şey söylemedi. Volkan aşk olsun, dedim ya anneme söylemedim diye. Doğru. Hatta ben söyleme dedim değil mi? Ama kim kaçırmış, niye kaçırmış? Ay, durun durun, ben bir arayayım da geçmiş olsun diyeyim. Abi yaptınız mı? Kazım, Berna Hanım'ı kaçırmışlar. Kim kaçırmış? Ne diyor kızım bu ana? Babacığım, annem sana anlatır. Bizim şimdi hemen çıkmamız gerekiyor. Hadi görüşürüz. Nereye kızım, bir kahve içseydiniz. Görüşürüz baba. İyi hadi, güle güle yavrum. Görüyor musun alanı? Ya beni tanırlarsa? Çok dikkatli olmam lazım. Kimse benden şüphelenmemeli. Annem ne yapıyordur acaba? Beni özlemiş midir? Vay be. Ozan'la ne sevmiştik bu filmi? 50 kere falan izlemişizdir herhalde. Ozi. Nam değer Çinli. Sana kardeşim dememe hala izin verir misin bilmiyorum. Ama sana yaptıklarım için beni affet kardeşim. Kader hiçbirimize istediğimiz gibi bir hayat vermiyor. Benim payıma da ihanet düştü. Sonunda cezamı kendim veriyorum işte. Bu dünyadan ayrılırken bir tek sana yaptıklarımı düzeltemeyeceğim için pişmanım. Sana sadece bu olanları unutup yeni bir hayata başlamanı dileyebilirim. Hoşça kal. Melih. Berna teyze, gayet iyi görünüyorsunuz. Sizi böyle gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim Denizciğim. Toparlanmaya çalışıyorum işte. Sana bir şey olacak diye çok korktum anne. Canım oğlum. Ben seni bırakıp bir yere gider miyim hiç? Berna'cığım, kusura bakmazsanız biz kalkalım artık. Aa İkbal, olmaz. Çay demledim. Oturup hep beraber içeceğiz. Ama lütfen İkbal. Ne zamandır görüşemiyoruz zaten. Ne güzel bir araya geldik işte. Kırma bizi. Peki. Denizciğim, sen nasıl oldun? Daha iyisin değil mi artık? Bilmiyorum Mehveş. Yiğit dışarıda olduğu sürece bize pek rahat yok gibi. Dünyanın olamadığım için kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. İnan bana, aklım hep sendeydi Deniz. Biliyorum Özgürcüğüm, sağ ol. Ben gelmeyi çok istedim ama izin vermediler işte. İyi ki gelmediniz. Yiğit size de kötü bir şey yapabilirdi. Umurumda bile değil. Sen benim kardeşimsin Deniz. Ve emin ol, senin için her şeyi göze alırım ben. Varlığın yeter. Senin gibi bir kardeşim olduğu için o kadar şanslıyım ki. Ben bakarım. Aa Bahri, hoş geldiniz. Girsenize. Bir olay çıkarsam, polislerin dikkatini dağıtsam, onlar olayla uğraşırken ben de gizlice evin içine sokulsam, sonrası zaten kolay. Deniz'i öldüreceğim ve sonra hemen uzaklaşacağım. Nasıl olsa artık bunlara da ihtiyacım olmayacak. Thank you.
Ozan? Sizde hiç utanma yok mu? Sebep olduğunuz onca şeyden sonra buraya nasıl gelebiliyorsunuz? İkbal Hanım lütfen sakin olun. Bunların ne yeri ne zamanı şimdi? Evet İkbal. Meryem doğru söylüyor. Biz Berna'ya geçmiş olsun demeye geldik. Değil, yüzünü görmeye, adını duymaya tahammül edemiyorum. Anladın mı? Anne lütfen. Bari burada tartışmayalım. Evet ne olur. Herkesin sinirleri yeterince bozuldu zaten. Merak etmeyin. Gidiyorum zaten. İkbal. Ne olur yapma. Gerek yok, siz kalın çünkü biz gidiyoruz. Hadi anne. Deniz dur, ben de sizinle geleyim. Hayır Mert, sen kal. Annenin yanında ol biraz, akşam görüşürüz. Peki, nasıl istersen. En doğrusu bu olacak galiba. Berna teyze, kendinize iyi bakın. Ben yine sizi görmeye gelirim. Tamam canım, ne zaman istersen. Geçmiş olsun Berna Hanım. Teşekkür ederim. Tebrik ederim İkbal. Sonunda yaptın yine yapacağını. Ne istiyormuş? Aman, tuvaleti gelmiş. Çıkınca kilitle. Merak etme sen. Kazım. Para var burada. Bize para geliyor. Nereden gelecek Sabiha? Elimizde avucumuzda olanı saydık o alaksızın eline. Öyle öyle de vallahi para geliyor bak bize. Gitmeyecektin o Mustafa'nın ayağına. Hala düşündükçe kızıyorum sana. Hiç kızma Kazım. Vallahi Banu'yu merakından gittim. Hem bak isabet de oldu. Evimizi geri aldık. Ay. Allah o İkbal Hanım'dan razı olsun. Kardeşini çekti aldı yakamızdan. Baba. Şey... Ne istiyorsun daha? Ne istiyorsun bizden? Ne yapalım sana? Ya anne bir dakika bir şey diyeceğim. Deme. Sen hiçbir şey deme efendim. Senin gibi evlat olmaz olsun ya. Yürü git odana. Kabahatinle otur. Yettin canıma ha. Ceza mısın sen bana be? Münasebetsiz kadın. İnsanlar canıyla uğraşıyor. O gelmiş hala bana laf yetiştiriyor. Sanki ben dedim Yiğit'e git de Berna'yı kaçır diye. Oh, hayret bir şey ya. Ya başına taş düşse benden bilecek. İkbal Hanım bence haklı. Onun yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Teşekkür ederim kızım. Çok sağ ol. Herkes beni yerden yere vurmaya alıştı. Bir de sen vur. Kimse de Meryem'i düşünmesin. Kimsenin sana merhamet göstermesini bekleme. Beklemiyorum zaten. Ben kimseden bir şey beklemiyorum kızım. Ya tamam. Bir gençlik hatası yaptım. 20 yaşında hamile kaldım. O kadar tecrübesiz olduğum için ve senden vazgeçemediğim için çok özür dilerim kızım. Dayanamıyorum artık ya. Her şeyin suçlusu ben olamam. Bu kadarı da fazla. Ölsem de rahat etseniz. Öyle söyleme. Yalan mı? Benden kurtulmak istemiyor musunuz? Bir daha ölmekten bahsetme tamam mı? Sen benim annemsin. Ev gidiyor ha. Ev gitse ne olacak ki? Çok daha değerli şeylerimi kaybettim ben Ozan. Neden geldin? Ben de bilmiyorum. Sanırım intihara kalkışını duyunca seni görmek istedim. Ozan bak. Ben seni hiçbir zaman incitmek istemedim.
Gerçekten sen benim için hep çok değerliydin. Daha değerli bir şey bulana kadar. Çok düşündüm. Belki bir umut kalmıştır. Olanları gerçekten unutabilir miyim diye. Ama şimdi sana bakınca anlıyorum ki içimde öyle bir şey öldürmüşsünüz ki onu tekrardan hayata döndürmek mümkün değil. Melih, bir daha böyle saçma sapan işler yapma. Kendini bir değil bin kez öldürsen bile seni affedemem. Ozan. Gitme. Şey, bizim biraz işimiz vardı aslında. Kalksak gücenmezsiniz değil mi? Olur mu hiç öyle şey kızım? Gelmeniz bile büyük incelik. Gidip işlerinizi yapın siz. Benim de aklım Deniz'de kaldı. Ben de kalkayım. Mert, oğlum sen biraz daha dur. Annen de buradayken sizinle bir şey konuşmak istiyorum. O zaman biz kalkalım. Berna teyzeciğim, tekrar geçmiş olsun. Tamam canım. Arada yine gelin, özetmeyin kendinizi. Geliriz tabii. Hoşça kalın. Güle güle. Ben de kalksam iyi olacak. İkbal bir dakika. Beraber çıkalım da bir şey konuşacağım seninle. Ceren'cim biz de çıkalım artık. Geçmiş olsun Berna. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Berna'cığım. Güle güle. Evet baba. Ne konuşacaksın bizimle? Polisleri çekecek bir şey tezgahlayıp evin önünü boşaltmam lazım. Yarın senin son günün olacak Deniz. İntikamımızı al benim aslan oğlum. Ben hep yanında olacağım. Biliyorum anne. Belki de yarına kadar beklemeye gerek yoktur anne. Biliyorum. Herkesin hayatını mahvettim. Sana hiç hak etmediğin şeyler yaşattık. Ama benim de halimi görüyorsun Ozan. Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım hiçbir şeyim kalmadı elimde. Ölmeyi bile beceremedim be kanka. Melih, bunları daha önce konuşmuştuk. Boşuna özür dileme. Ozan, bak. Senden özür dilemiyorum. Senden istediğim başka bir şey var aslında. Bak. Ben bugün yarın bu evden taşınacağım. Hiç değilse sadece bugünlük. Eskisi gibi olsak. Benden tam olarak ne istiyorsun anlamadım. Burada kal Ozan. Benim yanımda. Oyun oynarız. Geyik yaparız ha. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne olur Ozan. Sadece bugün. Fazla param yok. Ama bir de alırım sana. Eskisi gibi. Ne olur. Sağ olun.
Sene bereket hayatım. Afiyet olsun Sunam. Ama bundan sonra dışarıda yemek yok. Allah aşkına ne yedik ki Sunam? Duyan da seni 5 yıldızlı yere getirdim sanır. Olsun. Hem sanki öyle yerlere gitmek isteyen var. Peki ne istiyormuş bakayım benim Sunam? Ben artık seninle evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorum Okan. Tamam güzelim, aldık günümüzü işte. Ya gün almak da bitmiyor ki. Yarın davetiyelere bakalım. Ha tamam, haklısın bakalım. Fiyitti, Banu'ydu, Mustafa Bey'di derken iyice vakit kaybettik. Hallederiz her şeyi, üzülme sen. Yarın gelinlikle bakalım. Tamam bir tane. Aa bu arada ben arkadaşımla konuştum, salon işini hallettim, söyledim mi sana? Yo, oldu mu orası? Oldu oldu. Aa süper, en azından bir salonumuz var artık. Berna ablaya gittikten sonra seni anneme götüreyim ben. Ay evet. Volkan ben aramadım bile kadıncağızı. Artık gönlünü alırsın. Ben karışmam. Of ya bittim ben bittim. Annemin küsmesi meşhurdur. Kolay gelsin sana. Sağ ol Volkan. Çok moral verdin. Evet seni dinliyorum. Yani şu sana yakıştı mı İkbal? Nereden çıktı şimdi bu çıkış? Anlatamıyorum galiba. O kadını görmeye dayanamıyorum. Anladın mı? Dayanamıyorum. Anladım. Ama her şeyin bir yeri zamanı var. Ben senden daha sakin olmanı bekliyorum. Üzgünüm. Sakin falan olamayacağım. Olmayacağım. Babacığım sen geldin. Oo canım benim. Nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim de siz yine kavga mı ediyorsunuz? Yok oğlum, konuşuyorduk. Baba sana bir şey göstereceğim. Göster bakalım. Bak bunu senin için yap. Oo, harika bir şey bu ya. Çok güzel olmuş. Bunu sakla olur mu? Tamam, hatta bunu çerçeveleyeyim ben. Baba yemeğe kalacak mısın? Baban bugün bizimle kalamaz. Başka zaman kalır olur mu? Ya lütfen. Füce'cim annen doğru söylüyor. Bugün çok işim var. Sonra yine gelirim. Geleceksin ama değil mi? Söz geleceğim. Anneni üzmek yok. Tamam mı? Evet o zaman ben gideyim artık. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hatırlıyor musun? Kumar oynarken nasıl ütmüşlerdi beni? Ali İhsan Salan, otobüs kartı olmaz eve bile yürüyerek gidecektik. Evet. Bir de şey vardı hani. Şu parti vereceğimiz yeri kullandırmamışlar diye bize. Nasıl benzetmiştik adamları? Ali İhsan Salan gözden inanamamıştı. Bozmasına izin vermeyeceğim Ozan. Hiç kimsenin. Ben onu görmek için kendimi paralıyorum. O beni meşgule alıyor. Allah kahretsin seni Melih. İstersen gidebilirsin. Bu bile yetti bana. Seni şu oyunda perişan etmeden hiçbir yere gitmem. Önce beyazın payını vereyim. Sonra. Tak bakalım şunu.
Kolay gelsin, iyi mesailer. Sağ olun. Sağ olun. Deniz, kızım. Gördün mü bak, unuttum. Ne oldu, neyi unuttun? Evde ekmek yok kızım. Bakkalın önünden geçerken de almayı unuttum. Dur ben hemen alıp geleyim. Ben de seninle geleyim. Yavrum gerek yok. Bakkal şurası, iki adım zaten. Olmaz, seni yalnız bırakamam. Buyurun ben size eşlik edeyim isterseniz Meryem Hanım. Tamam olur. O da gelsin anneciğim. O zaman ben seni burada beklerim. Peki madem. Hadi bakalım Yiğit. Hedefi 12'den vur. 100 puanı kazan. Evet baba. Seni dinliyoruz. Ne konuşacaksın bizimle? Oğlum, bugün senden özellikle kalmanı istedim çünkü annene ve sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Celal, kötü bir şey mi oldu yoksa? Ne olursun beni korkutma. Yok hayatım, yok. Kötü bir şey yok, merak etme. E hadi, ne söyleyeceksen söyle o zaman. Bütün bu olanlardan sonra ben bir şey anladım. Ben artık anneni bırakamam. Senin de ailene ne kadar önem verdiğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden düşündüm taşındım ve bir karar verdim. Baba bak, bana yine eve geri dön falan diyeceksen... Oğlum, ben artık ailemi geri istiyorum. Berna, benimle evlenir misin? Bizimle yeniden bir aile olur musun?